Televizyon ekranlarından selamlar. Üyesik Yolu Aşkın Yolu programına hoş geldiniz. Dünkü programımızda çok önemli bir konudan bahsettik. Dünyadan önceki hayatımızdan, ruhla dairinden, el espezinden. Çok sorular geldi. Teşekkür ederiz bildiğinize. Marifetin yazarı, Üyesik'in öğretmeni Muharrem Karabak, el espezle ilgili sorularınızı cevaplandırmaya devam ediyor. Dok dolu Üyesik Yolu Aşkın Yolu programı başlıyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, değil mi? Allah'ımız hamd olsun. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Her geceniz Kadir Gecesi, her gündüz bayram olsun. Allah'ın Resulü'nün selam ve bereketi üzerinize olsun. Bizlerin selam ve dualar üzerinizde baki olsun inşallah. Buyurun. Eles konusu çok ilgi çekti. Sevindim. Çünkü insanların bakış açılarında hayallerine bile gelmeyen bir konudan bahsettik. İnsanların mutlaka bu konuştuklarımızı, hatta mümkünse bizim bu programımızı bir iki kere daha izlesinler. Kendilerine soru sorsunlar. Anlayamadıkları yerler varsa hala bizlere müracaat etsinler. Elimizden geldiğince cevaplandırmaya çalışırız inşallah. Gelen sorulardan vaktimizin yeterli olacağı şekilde bir derleme yaptık. Tabii sorulara devam edeceğiz. Cevaplamaya devam edeceğiz. Elesti bir Rab hüküme evet diyen herkes üveys mi olacak? Hayır. Yoksa sadece Müslüman olarak mı kalacaklar? Üveysinin içerisinde değil mi? Müslümanların içerisinde değil mi üveyslerde? Burada bakın, o derste anlattığımız gibi, evet sen bizim Rabbimizsin diyenler, bunu ilk söyleyen peygambere ümmet oldular. Müslüman oldular. Evet. Müslümanların gideceği yer neresi? İman üzere amelleri varsa ve şükür tefekkürleri de varsa, bir de üstlerine zikirleri varsa inşallah cennet ehli olacaklardır. Yani sadece Eles'te biz üveysler evet demedik. Bütün Müslümanlar, bütün mümin olarak ve mümini olarak kardeş, seçilen kardeşlerimiz de evet dediler. Buyurun. Fikret Nabat. Zikre başladım. Zikre girene kadar çok günah işledik. Zaman zaman da yoldan çıktık. Niye en baştan iyi kul olamadık? Rabbim doğru yolu bulup bulmayacağımızı mı imtihan etti? Kardeşimiz güzel soru sormuş. Kısmen de kendisi sorusunun cevabını vermiş. Burada algılamakta zorluk çektiği yer nefs. Eles'te nefs yoktu. Bizim aklımızı çeldirecek, kaydıracak iş, eylem hiçbir şey yoktu. Hatta nefs yoktu, iblis yoktu. Biz sadece akılla bulduk. Eğer aklını kullananlar bulduk. Kullanmayanlar bunun dışında. Ama bu dünyaya geldiğimizde bize çeldirici olarak nefs var, iblis var. Günlük yaşantımız, sosyal yaşantımız içerisinde iş, aş, eş dertlerimiz var. Çocuk eğitim derdimiz var, çocuklarımızla ilgili sorunlarımız var. İşte bu sorunlar içerisinde kaynıyoruz. Bakın, Eles'te dert üstü, murat üstü bir hayat. Bu dünyada ise imtihanlarla, sıkıntılarla, meşakkatle geçen bir hayat var. İkisini de Allah çift yarattım dediği için Eles'te en güzelini, bu dünyada da imtihan olanı vermiş. Bu imtihanlara biz takılıp kaldığımızda, günlük yaşantımız içerisinde hep imtihanlarla boğuştuğumuzda, Kur'an'ın emri okuyu anlamadığımızda, okumadığımızda, tefekkür etmediğimizde Rabbi düşünmekte zorluk çekeriz. Ama bu kardeşimiz Allah ondan zikrini daim etsin. Zikre başlamış, geçmişte hepimizin hataları var, günahları var. Bunu birkaç şekilde açabiliriz. Eğer siz, diyor Kur'an'da Rabbim, hiç günah işlemeyen bir kavim olsaydınız, sizi helak ederdim, yok ederdim, yerinize başka bir kavim getirdim, diyor. Eğer biz hata yapmayacak kullardan olsaydık, hatta günah işlemeyen kullardan olsaydık, niye tövbe edelim? Peki Mevlana'yı bir kıssasını anlatmama izin versinler. Mevlana'ya dervişin birisi oğlunu getirmiş 13-15 yaşında. Sultanım demiş, bu hiçbir kötü ahlakı, huyu ve konuşması yok. Sana bunu derviş olarak getirdim, kabul buyurduğunda git onu şehrin en küfür bir insanına teslim et. Bana bir yıl sonra getir, diyor. Derviş bir şey anlamıyor. Ama emre uyuyor. Şehrin en küfürbaz insanına çocuğunu teslim ediyor. Bir yıl sonra getirdiğinde merakı artınca Mevlana diyor ki, şimdi tövbeyi
nasuh bir şekilde yapması için bir sebebi var. Tövbeyi dille de yapabiliriz. Yürekten de yapabiliriz. Gönül yaşları da yapabiliriz. Allah'a acizliğimizi göstereceğiz. O bir yaratan. Biz yaratılmışız. Aradaki farkı anlayacağız. Ona yöneleceğiz. Bağışlamasını isteyeceğiz. İşte o zaman Rabbin Tevvab ismi parlıyor. O hep parlak da bizde yansıması düzgün değildi. Günah işlediğimiz için. Daha da öteye geçelim. Rahman ismi, Rahim ismi, Errahim ismi, Gafur ismi, Zülcelal ve İkram ismi. Bunlar da parlayacak. Bunlar da gönül aynamız bizim. Allah'ın 99 ismi bizim ruhumuzda birer gönül aynasıdır o. İşte bu yüzden günah işledik. Ama hocam öyle bir anlatıyorsunuz ki sanki günah işlemekte hoşlanıyormuş gibi hal ortaya çıkıyor. Hiç de öyle değil. Dün de günahlarım çok diye o kadar çok ağladım. O kadar çok yalvardım Rabbime ki. Marifeti bitirip hakikat makamına geçtiğimde öğrendim ki Rab marifette kulunu bağışlıyormuş. Hakikatte ise hakikat makamında ise geçmişteki günahlarını temizlediği günahların sevap olarak veriyor. Allah'ın şu güzel merhametli cömertli haline bakar mısınız? Günahları bile çevirip sevap olarak size veriyor. Böyle Allah sevilmez mi? Neden daha Allah'a kulluğumu göstermeyeyim? Neden Allah'a sevgimi göstermeyeyim daha? Bu ne kadar sürecek? Nereye kadar gideceksiniz? Daha zamanı var. Kimin zamanı var? Rab'den kastediyorsan onun zamanı çok. Ama sizin ve benim gerçekten o kadar zamanımız var mı? Neden bunu yarına bırakıyoruz? Şimdi hemen başlasak ya. Sabaha kimin çıkacağını Allah'tan başka bilen yok ki. İyi ki günah işlemiş anlamı çıkmasın. Ama biz yaratılış olarak aceleci yaratıldık. Ve bizde eleste olmayan bir varlık kondu içimize, nefs. Şanlı peygamberimiz, daha sonraki dersimizde onu anlatacağız. En büyük cihadın son nefese kadar nefisle olacağını anlatıyor. Cihadı ekber diyor, büyük cihat diyor. İşte bizi bu dünyada hatalara sevk ettiren nefsimiz ve iblis. Akıl da bunlara uyduktan sonra insanın yoldan çıkmamasına imkan yok. İşte kul Allah'ı sevmeye yönelinde akılın hakemliği çıkıyor terden. Nefsin etkisi azaltılıyor. Kul sabah akşam Rabbini andığında, zikrettiğinde Rabbi onun nefsini yüceltilmesi için, ruhunun da ezilmesi için her türlü yardım yapıyor. Nefsi koyan içimize o, kul kendisine sevgiyle yolculuk yapmaya başladığında nefsini ezen yine o. Diyoruz ya, böyle Allah sevilmez mi? Allah'ı sevmek için o kadar çok sebebimiz var ki. Keşke Kur'an'da anlatıldığı gibi biraz düşünebilsek. Selma Bayar, üvey sikine verdiğimiz ve kabul etmeyenler eleste hayır dediler. İki anlamı çıkıyor buradan. Direkt bunları ötelemek doğru değil, yani geriye atmak doğru değil. Bir, onun zamanı gelmemiştir. Nasıl ki bir sağlık ocağına gittiğinizde ya da bir markette sıraya geçtiğiniz, sıra size gelmeden önce kimse içeri almıyorsa, o kişinin de Rabbin huzuruna gelmesi için Rabbin belirlemiş olduğu, kader ve kazasında belirlemiş olduğu bir tarih, zaman, saat var. O gün içeri alabilir. Ya da Allah korusun, o eleste sen bizim Rabbimiz değilsin diyenlerdendir. Belki de Rabbi onu kendinin önünde sevgi dolu bir hayat sürmesini, onu anmasına izin vermiyor demektir. Çoğu insanlar yanlış anlıyoruz. Biz aynaya baktığımız zaman aynanın içinde kendimizi görüyoruz. Hiçbir zaman için ne siz ne biz, hiçbir kardeşimiz aynanın içinde var olmadık ki. Aynanın içine girmedik ki. O bizim yansımamız. Buradaki anlatılanı da bir aynanın içerisinde yansıma olarak düşünün. Kişi ben zikir yapmıyorum diyorsa bilmelidir onu Rabbi istemiyor.
ya da zamanı vardır. Bunu ancak böyle açıklayabiliriz. Doğrusunu Allah bilir. Elbette. Banu Yazgan, Araf'takilerin Eles'teki durumu hakkında bilgi alabilir miyiz? İşte daha önce tarikattakilerin akıllarını kiraya verenler bu dünyada tarikat ve cemaatin insanı oldular. Araf'ta tarikat ve cemaate girmediği halde ortaya da kalıp bazen tarikatın itirazcıların arkasına gidip bazen de evet Rabbimiz vardır deyip de kafaları karışanlar var. İşte bunlar Araf'ta bu dünyada Allah'a layıkıyla ibadet etmemiş. İmanları var, amelleri yok. Amelleri olmadığı için ortaya da kalmışlar. Mahşer yerinde. Bağışlanıp bağışlanmayacağı belli değil. İşte ortaya da kalmaları dahi Eles'te bağlı. Mahşerdeki durumları nasıl olacak? Mahşerde onlar cennete gidecek olanlar hemen kitapları sağdan gelecek, cennete sevk edilecek. Cehenneme gidecek olanlar Allah korusun. Onların da soldan kitapları gelecek, amel defterleri gelecek. Onlar da cehenneme gidecekler eğer tövbe etmedilerse. Ortaya da kalanlar sağdakinin Kur'an'da anlatıldığı gibi sağın tarafına baktığında livalına bakıp da insanlara Allah'ın size sunduklarından bize de sunun, dökün dediklerinde Allah bunları kafirlere haram kıldı. Siz dönüp de arkanıza bakın diyor. Arkanıza bakın demenizin anlamı yapmış olduğunuz bu dünyayı. Şu an içinde yaşadığımız dünyayı anlatıyor. Siz orada ne yaptınız? Hatta daha başka bir ayette diyor ki melekler cehennemde sizler ne yaptınız ki? Bu kadar merhametli, bağışlayan, cömert, sevgi dolu bir Allah varken siz cehenneme niye geldiniz dediler. Biz açı doyurmuyorduk diyorlar. Yetimi de korumuyorduk diyorlar. Şimdi buraya bakarsak farklı. O bu dünyada dönüp de arkanıza bakın. İki anlamı var. Bu dünyadaki hayatını nasıl geçirdin? Kulluktan uzak. Allah'a sevgiden uzak. Şükürden, tefekkürden uzak, zikirden uzak bir hayat geçirdiysen mahşer yerinde çok eziyet çekeceksin. İnşallah bir şefaatçiye denk gelir. İçindeki imanından. Ama bakın burada da yine bir yardım var. Mevlana Pir diyor ki namazsız iman insana fayda verir. Ama imansız namaz asla fayda vermez diyor. Yani iman sahibi olmanın İman şart. Üstünde amel gerekli. Amelden kastınız biraz açalım. İşte dedik ya Kur'an'da Rabbimizin yap dediklerini yapmak, yapma dediklerini yapmamak daha da fazla Allah'a sevgisini göstermek isteyenler hayırda yarışırlar. Daha da fazla sevgisini göstermek isteyenler, Allah'a yakın olmak isteyenler zikir yaparlar. Tefekkür ederler, zikri yayarlar, tefekkürü insanlara yayarlar. Yani hayırda yarışın diyor Rabbimiz. Sınır koymamış ki. Bir insanın bir insana yapabileceği ne kadar yardım varsa hepsi de hayır olarak kabullenmektir Rabbimiz. En kolay sevap kazanma yolu selam vermek. En güzel, en küçük sadaka yoldaki bir taşı kenara çekip atmak. Sadakadır bu değil mi? İnsanların faydalı. Ama ister selam versin, sevap kazansın, ister sadaka yapsın, versin, sevap kazansın. Kendisine dönmüyor mu onunla? İleride mahşer hayatında ve bu dünyada ona yardımcı olmayacak mı onlar manevi para olarak düşünürsek cevapları? Özlem Şaban, neden Allah insanlara bu şekilde sınav yapma ihtiyacı duydu? Şöyle bir düşün, eğer bu dünyada ve Eles'te Rabbimiz bir sınav yapmamış olsaydı bu dünyaya gönderirken kura çekmesi gerekir gibi haşa Allah'ın. Kimini Müslüman, kimini kafir yaptım. Sormayacaklar mı insanlar? Neden Rabbim beni kafir, onu Müslüman yaptın dediğinde? İşte yine Kur'an'ı okumuyoruz. Kur'an'da bunun cevabı var. Kur'an'da cevabı var. Bu Eles'te halimiz bu. Evet demediğimiz için bu dünyada sıkıntılı bir hayat. Evet dediysek bu dünyada da ahiretimizde, mahşer yerimizde, kabir hayatımızda güzel olacak inşallah. Ama bunun üzerine iman da gerekli, amel de gerekli. İşte bir ayrım lazım. Allah'ın adaletli olduğunu Allah kullarına ispat etmesi lazım. Gerçi Allah her daim bunu ispat ediyor ama görecek, bakacak göz var. Gerçekten görecek göz var mı? Gerçekten insan Allah'ın yarattığı eserleri bir düşünebiliyor mu? Tefekkür edebiliyor mu? İlk zikre başlatıldığımda
uyutulmadığım zamanlarımda tefekkür yap deniyor. Tefekkür yapayım da niye tefekkür edeceğimi dahi bilmiyorum. Tefekkür nedir onu bilmiyorum. Tamam, tefekkürü baktık, sözlük anlam karşısında düşünmekmiş. En kolay anlatımı. Niye tefekkür edeyim diyor. Binlerce konu var tefekkür edilecek. Öğretildi. Saçların dışarı ve sakalların dışarı değil. İçeri doğru uzatsa ne olur? Ölürüm. Belki hayatımın en kısa tefekkürü bu oldu. Diğer soruya geçiyorum. Ama burada Allah bir ayrımcılık yapmıyor. Allah burada hak ile batılı ayırıyor. İmanı ve ameli olanları bir tarafa, imanı var ama ameli yok ya da az olanları bir tarafa, imanı yok olanları bir başka, tövbe etmeden geldilerse onları da bir tarafa koyuyor. İşte burada ayrım yapmak zorunda. Kimlerin yararlı işler yapacağını öğrenmek, görmek için. Yani bunun karşılığında da bu dünya ekim yeri, hasat yeri, mahşer yeri oldu. Cennete ya da cehenneme gideceğini Allah'a eleste sordular bunlar. Bizleri bir peygamber göndermedin, bir kitap göndermedin, bir elçi göndermedin. Bize Allah olduğunu sen söylemedin. Ansızın dedin ki eleste bir Rabbim, ben sizin Rabbiniz değilim. Nereden bilirim de. Bakın Allah onlara düşünme hakkını verdiği halde, kim bilir ne kadar uzun yıllar yaşattığı halde, hiçbir şeye muhtaç etmemiş, aksine beklentilerin çok fevkinde, üstünde bir hayat sunduğu halde, o hayatın şaşasına, güzelliğine aldanmış, Allah'ı, Yaradan'ı unutmuş. Bu dünyada ise sıkıntıyla unutuyor, sıkıntının içinde olduğu için. Allah bir ayrım koyuyor. Cennete gidecek, cehenneme gidecek kulları Allah murad ettiği için değil, iman ve amellerine dayalı olduğunu, tefekkürlerine dayalı olduğunu bilmeleri için yapıyor. Kullara soracaklar mahşer yerinde. Buna niye bu kadar çok sevap verdin de bu cennetin üstüne gidiyor, ben cennetin orta kısmında kaldım dedin de. Ona vermiş olduğum nazımı ve cilvemi, Kur'an'da anlatımıyla imtihanlarımı o sabırla karşıladı. Tevekkülle karşıladı. Sen of dedin, puf dedin. Bu dahi bir ayrımdır. Kahrın da hoş, lütfun da hoş diye boşuna söylememiş büyüklerimiz. İşte sizin ve bizim. İyiden yana da olsa bir imtihan, marifet diliyle söylersek, naz ve cilve de olsa, bizim ona vereceğimiz tepkiye, içimizden geçen düşünceye bağlı bu. Yaradan yarattığını bilmez mi? Bilir elbette. Kesinlikle bilir. O bilmez mi? Mülk Suresi 14. Her şeyden haberdar o. Rabbimiz kulu, kula öğretiyor aslında. O biliyor. Kesinlikle. O kulların yarın mahşer yerinde ona böyle mükafat verdin, benim mükafatımı az verdin demesinler diye defterleri vermiş. Eleste söz almış, senet almış. Bu dünyadaki peygamberler siz gönderdim. Kitap istediniz, gönderdim. Ama buna rağmen siz yine beni sevmediniz dediğinde ne cevap verecek o kardeşlerimiz? Verebilecek bir cevabı var mı? O zaman diyecekler ki döndür Allah'ım. Döndür bizi dünyaya. Yeniden bize bir yaşam hakkı ver. Biz seni o zaman daha hayırda yarışalım. İyi işler yapalım. Sana daha fazla iman edelim. Resulün ardı sıra gelelim diyor. Rabbimiz diyor geçti o. Çok geç artık. Size o fırsatı verdi. Ve o ayetin arkasından diyor ki sizi defalarca dünyaya getirsek durum değişmeyecek ki diyor. Çünkü Allah dilemeyince yaprak kıpırdamıyor. Bir insan bilmelidir ki, çok şanslı olduğunu kesin elden bilmelidir ki o Allah'ına kulluğunu yapabiliyordur. Zikrini yapabiliyordur, namazını kılabiliyordur, orucunu tutabiliyordur. Allah bu kişiye o izni verdiği için yapabiliyor. Sadece bunun bilincinde olup şükretmesi, onu düşünüp ona binlerce vakit ya da aylarca, binlerce ay, binlerce yıl namaz sevabı kazandırır diyor Abdülkadir Geylani Hazretleri. Hasan Kendir, Kur'an'da pek çok kavmin helakından bahsedilirken Allah dileseydi herkesi hidayete erdirirdi ve onlar kördür, sağırdır, dilsizdir ve kalpleri mühürlüdür deniyor. Peki, cüz'i irademiz hidayete ermede nasıl rol oynuyor ve bunun eleste bağlantısı nedir? Tamam,
O zaman kısa tutalım. Bütün hepsi Eleste dayalı. Eleste evet dediyse bu dünyaya mutlaka Müslüman hayat. Ama diyelim ki belli bir yaşa kadar her türlü hata, kusur, yanlış yaptı. Sonra ayıktırır Rab onu. Çünkü Kur'an diyor ki doğru yola bizi iletir. Cennete gidecekse kulu alır çeker, doğru yola iletir. Kendisini anmasını, kendisini kulluk ve taatlarını yapmasını, ibadet ve namazlarını kılmasını yardım eder. Onu teşvik eder. Kul da bunu uyar ve cennete gelir. Ama Eles'in içerisinde hayır dediyse bir kul, iş bitmiştir. Seni kabul etmiyor mu Rab olarak dediyse, iş bitmiştir. O sorunun son cümlesini bir daha okur musunuz? Cüz'i irademiz hidayete ermede nasıl rol oynuyor? Tamam. Oluyor? Cennete git. Peygamber Efendimiz hadis onu anlatıyor. Daha önce anlatmıştı. Bir çocuk anne karnında şaki ise, yani haramzade ise, eşkıya ise, kötü ruhlu, kötü nefisli ise, bu dünyada da kötü. Yani Eles'e bağlı. Ona o şakilik halini Rab boşuna vermedi ki. Eles de şakiydi. Allah tanımaz birisiydi. Onu bu dünyada da Allah tanıması kılacak. Devam ediyor şanlı Peygamber Efendimiz. Çocuk anne karnında sait ise, nurluysa bu dünyada da nurlu. İşte burada külli irade var. Kişi bu dünyadaki iman ve amellerini, cennet ve cennetin içerisindeki katlarını arttırır. Allah kulunun diyelim ki üçüncü kat cennete gidecek ya da cennete gidecek. Üçüncü kat olmasını, beşinci kat olmasını ya da yedinci kat olması kişinin imanı, ameli, tefekkürü, kulluk ve taatleri, zikri, şükrü, ibadetlerin tamamı, hayırda yarışmaları toplanacak. O kişiyi cüz'i iradesi derecesini yükseltir. Aynı şekilde ters yönden bakarsak kişi bu dünyada kural tanımaz, asi, nobran, kavgacı, her türlü kötülüğe aç bir insansa ve hayatını kötülük yapmak için yönlendiriyorsa o da cehennemin dibinin dibine inecek demektir. İbn-i Rahavi Hazretleri'nin bir sözü var. Kader gayrete aşıktır. Bu aynı işte. Gayretine bağlı senin. Cennetteki makamın yükselmesi cüz'i iradene bağlıdır. Cennete gelip gelmemen Allah'ın külli iradesindedir. Cehenneme gitmen yine Allah'ın külli iradesi, büyük iradesindedir. Cehennemin içerisinden az yıllarca eziyet görmek ve de çok uzun yıllar eziyet görmek sizin, Allah korusun, kendi elinizdedir. Sizin bu dünyadaki yapacak olduğunuz hayırsız işlerde, kötülüklerde saklıdır o. Siz bunları iş edinirseniz, hayatınızı bu şekilde yönlendirirseniz gideceğiniz yer burası. Cüz'i irade, külli iradeye mutlaka rağm olur. Oraya döner. Gözleri kör, kulakları sağır, kalpleri mühürlü. Gözleri kör. Enes de o güzelliklerin içerisinde bir yaradanı görmedikleri için. Kulakları sağır. Allah'la yaptıkları anlaşmayı unuttukları için. Kalpleri mühürlüdür. Allah'la yapmış olduk anlaşmayı bozdukları için Allah da onları kafir olarak mühürlemiştir. İsteseniz dahi Müslüman olmaz, tövbe de etmez. Peygamber Efendimiz'e bakın, 12 amcasının 9 tanesi kafir gitti. Allah onları mühürlemiş. Peygamber Efendimiz, sen olmasaydın alemleri yaratmazdın hitabına nail olmuş şanlı Peygamber Efendimiz, 9 amcasını Müslüman eyleyemedi. İşte bu dahi cüz-i irade. Onların kafir olmaları Allah'ın büyük iradesi içerisinde. Peygamber Efendimiz ne kadar gayret ederse etsin, kader değişmedi. Buyurun. Cüz'i irade, külli irade ram olmak zorunda dediniz. Evet. O zaman cüz'i irade, külli iradeyi tanımak için var. Tabii. Teslim olmak için var. Allah her şeyi ayarlamış. İki hidrojen, bir oksijen. Hidrojen ve oksijenlerin elementlerin sayısını değiştirelim. Yine bir hidrojen, iki oksijen koyalım bakalım. Su oluyor mu? İkisinin ana temeli, evet. Suyun ana temeli hidrojen ve oksijen. Sadece adetlerini değiştirelim bakalım su oluyor mu? İşte bunu dahi düşünmesi gerekir insanların.
Şimdi Rabbimiz diyor ki neden düşünmüyorsunuz? Tamam, bir kimyager olmana gerek yok. Allah'ın eşsiz bedi sanatı gözlerimizin önünde. Nereye bakarsan bak, Allah'ın mutlaka eserini göreceksin. En büyük eser sensin. Ey akıl sahibi sensin. Biraz düşünsene. Allah senden niye esirgedi? Birinci soru kendine sor. İkincisi de Allah bana neler verdi? Düşün bakalım. Vermediğini zannettiğiniz her şeyden çok daha fazladır verdikleri. İşte nefs burada. Şaşırtıyor, çeldiriyor. Buyurun. Rabbimiz Eles'te evet diyenleri de şüpheye düşenleri de bu dünyaya gönderdiğine göre acaba bu dünyada evet diyenler azacak ve değişecekler mi? Allah dilemeyince yaprak kıpırdamaz. Allah dilemeyince tövbe edemezsiniz diyor Kur'an'da Rabbim. Doğru yola biz iletiriz diyor. Kader değişmeyecek. Değişmeyeceğini de Kur'an'da anlatmış Rabbim. Bunlar defalarca dünyaya gelmiş olsa durum değişmeyecek. Peygamber Efendimiz onu daha kolay anlayalım diye. Ana karnında bir çocuk sahipse bu dünyada sahip, mahşerde de sahip, kabirde de sahip. Bu dünyada şakiyse anne karnında, yani Eles'ten hali. Bozgunculardansa, Allah tanımazlardansa bu dünyada da şarkı olacak. Değişmeyecek ki. Devam ediyor soru. Hayır deyip sonradan evet diyenler doğru yolu bulanlardan olabilecek mi? Hayır demiş Enes'te. Bu dünyada doğrulardan değişmez diyor Kur'an. İnşallah değişir. Bu kulla Rabbin arasında ona biz bir şey diyemeyiz. Bu iki kere ikinin dört ettiği kadar açık bir konu değil. O kişinin imanına bağlı, amellerine bağlı, ihlasına bağlı, gayretine bağlı, tefekkürüne bağlı, insanlara yardım edip etme işine bağlı. Onlarca sebep var ki sadece evet ya da hayır demekle bu iş olmuyor ki. Düşüncelerini eyleme sokman gerekir. Kur'an'ı neden oku diyor Allah? Oku diyor. Anla, hayatına sok diyor. Asıl olan hayatına sokabilmektir. Sadece hayıra bağlı değil dediniz. Evet. Gayrete bağlı, yardımseverliğine bağlı. Biraz önce saydım, bunları defalarca arttırabilirsiniz. Daha üstüne bir sürü konu koyabilirsiniz yani bunu. Hayır, evete dönebilir mi? Dönmüyor işte. Kişi oraya yanaşamıyor. Kalpler mühürlü. Allah o mühürü açmadıktan sonra kim ne yapabilir? Bir başka ayet söyleyelim. Allah'ın sıktığı eli kim açabilir diyor. Devamında diyor ki Allah'ın açtığı eli kim sıkabilir? İşte burada Allah onu hidayet erdirecekse kim durdurabilir? Ya da Rab onu hidayetinde istemiyorsa, o Eles'te bozuk tinetli bir insansa, bu dünyada da onu istemez ki o sorunda. Bir hikaye anlatmama izin verin. Dervişin biriz devamlı dua edermiş. Rabbim, babamdan kalan bir tarla var ama bana bir çift öküz ver. Tarlamı süreyim, geçireyim, kimseye muhtaç olmayayım diye. Bir de ibadetten uzak birisi gelmiş, o gün camide dervişin yanında yüksek sesle dua etmiş. Allah'ım demiş, bak biliyorsun benim tarlam da yok, sığırlarım da yok. Bana tarlayı da ver, öküz de ver, kimseye muhtaç olmayayım demiş. Kısa zamanda o kişinin hem öküz olmuş hem tarlası olmuş. Tarlası olup da öküz bulamamış kardeşimiz. Rabbim demiş, Rabbim demiş bundaki hikmet nedir? Ben devamını istiyorum, o bir keresinde onu isteme. Kulum ben senin yalvarmanı çok seviyorum. Huzurumda bulunmanı çok seviyorum. Onu sevmediğim için isteğini verdim, gönderdim. O dünyalık beni istemedi ki. Sen beni istiyorsun diyor. Ben de seni bu şekilde imtihan ediyorum diyor. Nazbecil'de. Son sorumuza gelelim. Hamdolsun üyesin. Ve çok mutluyum. Kafama takılan soru şu. Biz üyesi olmadan önce imtihanlara ve uğradığımız haksızlıklara şikayet ediyorduk.
Bu durum Eles'te ruhumuzun geç cevap vermesinden mi kaynaklanıyor? Değil. Bu nefsimizden kaynaklanıyor. Allah'ı daha yeni sevmeyi tanımaya başlamış bu kardeşimiz. Zikri yine girmiş. İnşallah zikri daim olur. Rabbin huzurunda bulunuşu uzun olur. Bu dünyadaki ömrü hem uzun hem bereketli olur. Burada anlatılan nefs, daha nefsin gerçek gücünü anlatamadık. Ya da anlattık. Kardeşlerimiz bu konuda bilgi sahibi olamadılar. Ya da nefisleri bunlara perde oldu. Gerektiği gibi anlayamadılar ya da biz anlatamadık. İnşallah bir sonraki dersimizde nefsi anlatalım. İnşallah. Bir sonraki dersimizde nefs konusunu işleyelim inşallah. İnşallah. Eklemek istedikleriniz var mı Eles'le ilgili? Sorular bu kadarmış. Demek ki çoğu anlaşılmış. İnşallah bundan sonra konularımız da çok daha iyi anlaşılır. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Her geceniz Kadir Gecesi, her gününüz bayram olsun. Bizlerin selam ve duaları üzerinizde daim olsun inşallah. Marifetin ve hakikatin incilerini taşıyan Muharrem Karabay, Eves'le veya diğer konularla ilgili sorularınız varsa bekliyoruz. Sorun bize. Yarın görüşmek üzere. Kulüp Türk'te kalın, sevgiyle kalın. Hoşça kalın.